Belkıs Sebe ülkesinin kraliçesiydi. Sebe halkı daha önce hiç görülmemiş bir refah içinde yaşıyordu. Nasıl olmuş efendim? Harika. Tam da benim istediğim gibi olmuş. Bu tahtı yapmak için bayağı servet döktük. Yapımı yıllarımızı aldı. Ama harika oldu. Yorgunluğa değer. Takdir edilesi bir çaba Raşit. Tüm halk Güneş Mabedi'nde sizi bekliyor efendim. Tahta oturmanızı bayram havasında kutlayacağız. Fakirlere tatlı ve yeni elbiseler dağıttınız mı? Sizden aldığımız bilgiler ve yaptığımız çalışmalarla ülkemizde fakir sayılabilecek kimse kalmadı efendim. Aksine, sizinle yaptığımız istişareler olmasa doğru kararlara varamazdım. Bugün her zamankinden daha mutluyum. Yüce Efendimi kutlamak için güneşe batıncaya kadar secde edeceğim. İşte güneş tam ortada. Secde etme vakti geldi. Süleyman peygamberin askerlerinden biri bu sahneye şahit oldu. O Hüthüt kuşuydu. Hüthüt, Sebe ülkesinden Beytül Makdis'e doğru uçtu. Gördüklerini Süleyman peygambere haber vermeliydi. Amber, nerelerdeydin? Allah'ın peygamberi yokluğumu fark etti mi? Evet, seni kesmeye and içti. Ama ben masumum. İşimi yapıyor, Allah'ın mülkü olan geniş göğün altından haber almaya çalışıyordum. Aksine eğlence peşinde koştun. Yemin ederim, önemli ve tehlikeli bir iş üstündeydim. Süleyman'ın bile bilgisi olmayan Sebe'den önemli haberler getirdim. Yazık bana. Amber, sana bir şey söylemeyi unuttum. Süleyman peygamber 3 ihtimalden bahsetti. Ya kesileceksin, ya cezalandırılacaksın. Ya da 3. bir ihtimal, önemli ve anlaşılır bir haber getirdiysen yokluğun bağışlanacak. Neden baştan söylemiyorsun arkadaş? Allah'a şükür. وَتَفَقَّدِ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Bu da ne? Sabiha! Sabiha! Emredersiniz yüce kraliçem, ne oldu size? Ben uyurken odama kim girdi? Kimse girmedi efendim. Sana odama kim girdi diyorum. Biri bu mektubu başucuma koyup gitmiş. Size yemin ederim ki bu kapıdan kimse girmedi. Öyleyse mektup nereden geldi? Bilmiyorum. Bütün mühendisleri çağır. Namık komutan hemen gelsin. Acil toplantı istiyorum. Sarayın tamamını teftiş ettik. Bilgimiz dışında bir karınca bile giremez. Elimdeki bu mektup ne o zaman? Yatağıma kadar nasıl girdi? Dadını Sabiha Hanım koymuş olabilir mi acaba? Sabiha benim dadım. Sakın onu bir daha ihanetle itham etmeyin. Öyle demek istemedim ama şaşılacak durum doğrusu. Başucuma kadar gelip yatağıma bir mektup bırakan kişi, ruhum bile duymadan beni öldürebilirdi. Efendim, benim işimi savsakladığımı düşünüyorsa hemen şuracıkta başım sizindir.
kellen bu gizemi çözmez. Bilgelerle sabah erkenden bir toplantı istiyorum. Emrin olur kraliçem. Yatak odam ve tahtımda olan güvenliği ikiye katlayın. Haberi duyduktan sonra hemen güvenliğimizi iki katına çıkardık. Bu mektubu koyan kişiden korkuyorum sanırım. Kraliçe bizi neden topladı acaba? Sabahın bu erken saatinde bizi toplamak adeti değildir aslında. Sabredin efendiler. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Efendiler, benim odama önemli bir yazı atıldı. Atıldı mı? Nasıl? Bugün başucumda bir mektup buldum. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ya camdan bir okla atılmış ya da tavandaki bir delikten. Bu durum saldırıya uğradığımızın bir göstergesi. Önemli olan mektupta yazılan şeyler. Ne yazdığını söyler misiniz efendim? Bize okuyabilir misiniz içindekileri? Mektup Süleyman'dan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin. Bu kadar mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Süleyman adında güçlü ve bilge bir hükümdar olduğunu duymuştum. Ama ben Rahman ve Rahim dediği Rabbini bilmiyorum. Sen ne diyorsun mühendislerin piri? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Efendiler, bu işimde bana fikir verin. Siz de bilirsiniz ki tek başıma karar veremem. Kraliçem, ordularımız değerli ülkemiz Sebe'yi korumak için hazır bekliyor. Uğruna ölmeye hazırız. Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Yemek ve su depolarımız da tam. İstediğiniz zaman savaş kampına girebiliriz. Bu durumda buyruk sizindir. Kararınızı bekliyoruz kraliçem. Krallar bir ülkeye girdiler mi? Oranın altını üstüne getirirler. Ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. O zaman ne düşünüyorsunuz efendim? Kan dökülmesin ve insanlar savaşa girmesinler diye barış yolları deneyeceğim. Bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Hediye sandıklarını daha güzel yapabilmek için çok fazla altın kullandı kraliçem. Kraliçem, bu altınların abartı derecede fazla olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz hediyeler öyle çok olmalı ki Kral Süleyman hayretler içinde kalsın. Bana bunu neden yaptığımızı açıklar mısınız? Eğer Kral Süleyman dünyaya tamah eden güçlü bir adamsa hediyelere razı olacak. Biz de onun eziyetlerinden kurtulacağız. İsteklerini karşılayabilecek miyiz peki? Mala tamah edenleri satın almak kolay iş. Asıl sorun prensip ve inanç sahibi olmasında. Öyleyse ne yapacağız efendim? İşte o zaman ne kadar hediye verirsek verelim razı olmaz. Eminim ki Rabbine itaat etmemizde ısrarcı olur. Dünyada bu kadar fazla altını geri çevirecek bir insan evladı olduğunu sanmam ben. Ben de onunla aynı görüşteyim. Kral Süleyman da umarım sizin gibi düşünür. Tembihlediklerimi tekrar etmeyeceğim. Vazifemizi iyice anladık efendim. Süleyman'ın ülkesinin durumuna, özellikle ziraat, ticaret ve sanayide nasıl olduklarına vakıf olacağız. Ben de onların tıp ve mühendislik ilimlerinde nerelere ulaştığını takip edeceğim. Askerlerin durumundan haberdar olmamız için savaş komutanının da bizimle gelmesi iyi olmaz mı? Hayır tabii ki. Biz oraya barış elçileri olarak gidiyoruz. Arkasından iş çevirmeye değil. Anladım kraliçem. Onlara sevgi, muhabbet ve eğer isterlerse ortak bir paydada buluşmak istediğimizi gösterin. Kesinlikle kraliçem. İçiniz rahat olsun. Haydi, hareket edebilirsiniz. Kutsal güneşimiz yardımcınız olsun. Belkıs'ın elçileri Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın yanına ulaştılar. Ammar baksana. Bu genişlikte bir bahçe daha önce görmemiştim. Meyveler kendiliklerinden sepetin içine mi düşüyorlar gerçekten? Bu nasıl olur? Kim rüzgara bu vakitte bu yönden esmesi gerektiğini emrediyor? Yollardaki heykeller ve çeşmelere bir baksana. Bu gördüklerimiz bizim krala getirdiğimiz hediyelerden. 1000 kat daha güzel ve değerli.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Hükümdar Süleyman Efendim, buyurun. Bu hediyeler kraliçemiz Belkıs'tan, Sebe kraliçesi. Süleyman Peygamber, bu da ne? Beni malla mı kandırmak istiyorsunuz dedi. Kastımız asla bu değildir efendim. Aslında kraliçemiz ülkemiz Sebe'de bulunan ziynet eşyalarını size göstermek istedi. Peygamber onlara şöyle dedi. Allah bana sizin verdiklerinizden daha büyük bir servet ve mülk verdi. Ülkenize dönün ve sizi yönetene daha önceden görülmemiş ordularla geleceğimizi söyleyin. Sizi ülkenizden küçük düşürülmüş olarak çıkaracağız. Kraliçemizin Kral Süleyman'a doğru olan seyahati tehlike teşkil etmiyor mu? Tam aksine muhafız efendi. Kral Süleyman'dan güzel davranıştan başka bir şey görmedik. Keşke kraliçemiz onu koruyabilmemiz için kendisiyle yola çıkmamıza izin verse. Ülkeyi korumanız daha önemli Namık. Elinizden gelen gayreti göstermenizi istiyorum. Ordudaki hiç kimse hiçbir sebeple yerinden bir adım bile atamaz efendim. Hayırlı yolculuklar kraliçemiz. سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Süleyman Peygamber,
misafirini karşılamak için hazırlandı. Allah'ın kendisine verdiği ilim ve saltanattan haberdar edecekti onu. Belki böylece güneşe tapma karanlığından Allah'a ibadet etme aydınlığına çıkardı. Heykellere bakın kraliçem, gerçek gibiler. Hele meyveler ve balıklar mucize sanki. İşaret ederek gösterme Sabiha. Gördüklerin karşısındaki şaşkınlığını belli etme. Yapmaya çalışırım efendim. Kral Süleyman buluşmamızın en büyük tahtında olacağını söylemişti. Geldik kraliçem, buyurun girebilirsiniz. Süleyman peygamber şöyle dedi. Bu senin tahtın değil mi? Sanki o fakat sebeden buraya nasıl gelir? Kim getirdi? Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Bize sen gelmeden önce hakkında bilgi verildi. Bizi ayıran noktaya gelince biz Allah'a iman ederiz. Bizim büyüklüğümüz ve ileride olmamız Allah'a olan yakınlığımız ve ona teslim olmamızdan gelir. Şimdi nereye gideceğiz kraliçem? Bilge Kral Süleyman dinlenmemiz için bize bir bina yapmış. Bu ne kadar yüce ve cömert bir kraldır böyle. Süleyman peygamber ona seslenerek binanın içine girmesini istedi. Bu da ne böyle? Deniz mi? Süleyman peygamber kadın suya girmek için eteğini toplarken kafasını başka tarafa çevirdi. Ve bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir. Öyle şeffaftır ki bakanlar onu deniz sanırlar dedi. Affet beni ya Rabbim. Ben gerçekten kendime zulmetmişim. Benim gibi yaratılmış olan güneşe secde ettim. Bugünden sonra beni yaratandan başkasına secde etmem. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين